Kadın erkek eşit midir sizce? Değildir. Kadını ancak kadınla kıyaslayabilirsiniz. Kadınlar olarak bu toplumda eşit olarak yaşamak istiyoruz. Eşitlik diye bir şey yoktur. Adalet vardır. Hep bir hak arama, sadece bir kavga var. Bakın zaten siz bizi korumaya muhtaç hale getiriyorsunuz. Bizim kimse tarafından bak, korumaya ihtiyacımız yok. Siz korumayı diyorsunuz halen daha. Siz halen daha birilerini suçluyorsunuz. Çok samimiyetsiz. Neden biliyor musunuz? Siz benim samimiyetimi... Hayır. Sonuç hiç değişmedi. Bu coğrafyada insanlar ölüyor. Hem Kilis'te hem İdlib'teydim. Şu Türkiye'deki bir tane feminist derneği, oradaki kadınlarla alakalı vallahi tek bir kelime hiç kullanmadı. Hiç kusura bakmayın. Burada kadınlar ölürken biz kendi kanayan yaramıza yara bandı olmadan biz nereye gidiyoruz? O zaman gidiyoruz? Bu ırkçılıktır. Biz feministler ırkçı değildir. Irkçı değilse o zaman kadını bizim kadın, öteki kadın diye feministler ayırmayacak. Ben masada bile şu an baskı altına hissediyorum. Bu çok güzel suçlamadır, mağduriyetle bakın, ve ayağa kalkmadır. Bakın ben mağduriyet edebiyatı yapmıyorum. Kadınlara biz kulak verelim. Bir yaptıklarını savaş olarak görmeyelim. Merhaba Babala TV Yansıma'da bugün yeni bir bölümümüzle karşınızdayız. Yanımda Melike Birel var, avukat kendisi ve feminist. Bir tarafta da Abdurrahman Uzun var, kendisi gazeteci yazar, antifeminist diyebiliriz galiba. Öncelikle hoş geldiniz, bizi kırmadığınız için teşekkürler. Feminizm toplumları bölmek için oluşturulmuş bir akım mı? Feminizmin bir oluşum olduğunu düşünmüyorum. Feminizm haksızlığa uğrayan, her gün baskıya, şiddete uğrayan kadınların bir başkaldırısı ve feminizmin bir tarihi var. 1800'lü yıllara kadar dayanan köklü bir tarihi var ve biz şu an feminizmin 4. dalgasını yaşıyoruz. 3. dalgada çok fazla mücadele edildi. Oy hakkı için, mülkiyet hakkı için, eğitim hakkı için. Dolayısıyla ben bu noktada feminizmi tepeden inme bir oluşum olarak değerlendirilmesini açıkçası geçmiş mücadeleleri de bir hakaret olarak görüyorum. Bütün feministler şunu talep ediyorlar ki kadın ve erkek eşittir, toplumsal olarak da sosyal olarak da elde ettikleri haklar bakımından da eşittirler ve bu eşitliği toplumun içerisinde de hissetmek istiyoruz. Kadın erkek eşit midir sizce? Değildir. Kadınla erkek yeryüzünde hayatta iki noktada eşit olması gerektiğine inanan birisiyim. Bunlardan bir tanesi pay almada, yani fırsatta eşitlik. İkincisi hukuk önünde eşitlik. Haricinde bir şeyin eşit mi değil mi söylenebilmesi için karşıt olması gerekiyor. Yani kadınla erkeği bir ilk önce karşı karşıya getirmek gerekiyor. Ben kadınla erkeğin eşitlik veyahut da karşıtlıktan ziyade birbirlerini tamamlayan bir bütün olduklarına inanıyorum. Kadınla erkek fiziki olarak eşit değildir. Aynı şekilde kadınla erkek cins olarak eşit değildir. Kadınla erkek estetik olarak eşit değildir. Onun için bizim toplumda güzel yapılan işlerde halk nazarında şu yaklaşımda bulunulur. Mutlaka bir kadın eli değmiştir buna diye. Çünkü zarafet ve estetik kadında çok daha ön plandadır. Erkekte yaratılış gereği, fıtrat gereği çok daha geridedir bu. Burada eşit değiller. Aynı şekilde cinsiyet olarak eşit değiliz. Ama fırsatlar konusunda bir erkek ne pay alıyorsa, ne hak alıyorsa kadın da aynı hakkı almalıdır. Eğer hukuk karşısında siz bireyleri erkek veya kadın diye çıkarmaya başlarsanız ve mevcut yasalar erkek ve kadın diye ayrı ayrı bakmaya başlarsa orada kavga bitmez. İletişimde bir yaklaşım vardır. Teşbihte hata olmaz diye. Yani siz bir şeyi bir şeye benzetirken bunların bütün şartlarının eşit olması lazım. Kadını ancak kadınla kıyaslayabilirsiniz. Kadını erkekle kıyaslayamazsınız. Kıyaslarsanız teşbih olmaz bu. Bizim belki de şu andaki toplumumuzun en büyük problemi bu. Kadınlarla alakalı hak aranırken erkeklere nazaran hak aranması yanlış bir şey. Neden? Çünkü eşit değiller. Yani teşbihi düzgün yerden yapamıyoruz. Az önceki söylediğim şey oydu benim. Ben erkeğin erkekle benzetilmesi veyahut da kıyaslanması, kadının kadınla kıyaslanmasının daha sağlıklı sonuç vereceğine inanıyorum ben. Eşitlik diye bir şey yoktur. Adalet vardır. Peki Abdurrahman Bey, şimdi ben eşitliği savunuyorum, fırsat eşitliği ve hukukta eşitlik dedi. Şimdi siz de bir hukukçusunuz. Kadın erkek eşit mi hukukta? Yani en çok erkeklerin rahatsız olduğu şey şu, kadın beyanı esastı. Bu kullanılabilir bir durum mu? Hukuk önünde ben kadın erkeğin şu noktada, kanunlar nezdinde aslında yazılı kanunlarımız çok güzel. İsviçre'den aldığımız medeni kanun kesinlikle bence şu noktada bu toplum için yapılabilecek en iyi şeylerden biriydi. Ama hani uygulamadaki zihniyet Türk zihniyeti olduğu için her ne kadar biz kanunlarımızı işte iktisapta etsek, Avrupa'dan çeşitli revizyonlar da alsak, bizler üzerine bir şey koymaya çalışsak da bir yandan da köklerimizde çok derinden bağlı olduğumuz bir Türk örf ve adeti var. Kadınlara ve erkeklere dayatılan belli toplumsal roller var. Dolayısıyla bu roller sebebiyle kadınlar çoğunlukla dört duvar arasında emeğini,
eşine, çocuğuna vermeye, iş hayattan soyutlanmış, aman sen çalışma, senin işin çocuğun ve kocan, artık sen yaşayacağını yaşadın kardeşim noktasına getirildiği için kadınların canı yanıyor. O yüzden kadınlar toplumdan da soyutlanıyorlar. Kadınların ispat etmek için başka bir şansı yok ki. Kadın dört duvar arasında neyi ispat edeceksin? Dolayısıyla ben kadının beyanının bu noktada esas olması gerektiğini düşünen kitledenim. Tabii ki biz onların beyanı üzerine araştırmalıyız da. Her şeyde olduğu gibi hukukta da şüphecilik olmalı. Ama günün sonunda ortada bir mağduriyet varsa önce mağduru dinlemeli ve bunun üzerine düşünmeliyiz. Bir hukukçunun kameranın karşısına geçip de kadın böyle olması lazım demesi hukuka saldırıdır. Hukuka hakarettir. Kendi mesleğine hakaret. Hani hukukun sembolünde ne vardır? Göz bağlılığı vardır. Yani gözün bağlı olacak. Karşındaki kadın mı erkek mi bakmayacaksın buna. Eğer bakarsanız kadının beyanı burada esastır derseniz siz hukuka hakaret etmiş olursunuz. Toplumumuzda kadın dışlanıyor. Dört duvar arasına kapatılıyor. Toplumumuzda şunlar, bunlar ezber kelimeler. Eğer biz bir taban üzerine konuşacaksak, bir olgu üzerine konuşacaksak, ben bu coğrafyanın bin yıllık geçmişini, kadim medeniyet geçmişini bilen birisiyim. Hani Anadolu kültüründen bahsediyorsunuz ya ve hani kadim geçmişten ve kadın haklarından ve oradaki kadınların pozisyonundan bahsediyorsunuz ya, ben de o Anadolu'dan geliyorum. Benim de ninelerim, benim de dedelerim o kültürden geliyor ve ben sizinle aynı şeyleri ne yazık ki göremiyorum. Görmeyi çok isterdim. Mesleki olarak da bakacak olursak hani ezber dediğiniz laflar ne yazık ki benim her gün önüme Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet dilekçeli olarak her gün benim önüme iddianame olarak gelen şeyler. Bu noktada hani ezberdir değildir. O zaten apayrı bir tartışmanın konusu ama ben size de o noktada aynı kanaatte değilim. Biz bin yıllık bir kadim medeniyete, devlet geleneğine sahip bir ülke olarak 1912 yılında oluşturulmuş olan İsviçre'deki bir hukuku aldık, uygulamaya başladık. Hukuk normları neye göre hazırlanır? Ülkelerin kendi durumlarına, toplumsal değerlerine, değişenlerine göre normlar hazırlanır. İsviçre 22 kantondan oluşur. İsviçre bizim Konya kadar bir yerdir. Dengeleri bizimle uzaktan yakından alakası yok. Ne hayat tarzı, ne insanların hayata tutunma gayretleri, ne ekonomik altyapıları, ne savaşçıl, ne de kültürel geçmişleri. Hiçbir konuda Türkiye ile İsviçre yan yana getirip konuşulabilecek bir ülke değil. 1912'de bir medeni hukuk kuruyorlar. 22 kantonun bir tane tanesindeki uygulanan bir sistemi almışız. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Medeni kanun veyahut da o şey kötü mü? Değil. Ben hatta çoğunlukla insanlara şöyle örnek veriyorum. Benim 2,5 yaşında bir tane oğlum var. En çok sevdiğim şey çorapları. O kadar güzeller ki. Ama o çorabı ben kendi ayağıma giymeye çalışıyorum. Benim ayağıma olmuyor. Şimdi ben bu olmuyor dediğim zaman ben bu çoraba kötü demiyorum. Çorap güzel ama bana olmuyor. Medeni hukukta biz İsviçre'den aldık ve o dönemde Atatürk'ün söylediği şey de şudur. En son yapılan, en yeni uygulama olduğu için bunu aldık. Ama biz bunu ne zaman aldık? 1924'te aldık onu. Üzerinden geçti 100 yıl. Artık biz kendi medeni hukukumuzu yapabilecek. Bu konuda ya mesela ben kendisi feminizm diye yani sonunda izm olan derneklere kadın hakları ile alakalı. Hiçbir feminizm derneği medeni hukukun geliştirilmesi, daha da kullanışlı hale getirilmesi, akademik olarak hiçbir ne bir çalıştayı, sadece bir kavga var. Sadece birilerine bir bağırma var. Hep bir hak arama, hep bir hesaplaşma. Ben kavga etmek istemiyorum. Ben ne erkek için ne kadın için ben bu ülkede kavga etmek istemiyorum. Alternatif üretmek istiyorum. Tabii ki daha iyi kanunlar yapılabilir. Her zaman çıtayı biraz daha yukarı çıkartmak herkes için çok faydalı olacaktır. Kadın için de, erkek için de, çocuk için de, hayvan için de. Ama bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Biz şu an güncelde mevcut kanunları bile iyi şekilde uygulayamıyoruz. Belki kanunlarında eşitiz ama ben toplumsal uygulamada, toplumsal pratiğimizde bunun eşitliğini hissedemedikten sonra daha iyi bir kanun benim için nasıl bir faydası olabilir ki? Yine günün sonunda o yazılar bittiğinde ben toplumsal hayatta bu eşitsizliği iliklerime kadar hissediyorken daha iyi bir kanun bana ne sağlayabilir? Çünkü uygulayıcılar, çünkü zihniyet, çünkü toplumsal öğretilerimiz apayrı yönde ilerlerken çıtayı buraya çıkartalım. Evet çok iyi olur. Ama ben günlük hayatta bunu hissedemedikten sonra ideal hukukun benim için hiçbir önemi yok. Biz de kimseyle kavga etmiyor. Biz derken hani ne kadın ne erkek, başka türlü kendisini tanımlayan hiçbir bireyle kimse kavga etmek istemiyor. Zaten toplumsal olarak çok gerginiz. Kimsenin artık kavga hanesine bir tane daha ekleme niyeti yok. Sorun şu ki anlaşılamıyoruz. Hep böyle karşı argümanlarla, hep böyle erkek nefretçiliğiyle suçlanıyoruz ya. O işte çok kötü oluyor. Yani bizim kimseye karşı bir kaygımız, kimseye karşı bir öfke, kimseye karşı bir hak arama, hani öyle bir tantana çıkartacağız, biz işte baş kaldırıyoruz, biz böyle insanlarız değil. Biz sadece anlaşılmak istiyoruz. Bu anlaşılmak istememizin de çok temel bir sebebi var. Biz kadınlar olarak bu toplumda eşit olarak yaşamak istiyoruz. Bunu bu tonla da söyleyebilirim ama bu tonla söylediğimde kimse anlamadığı için bazen bağırmak zorunda kalıyorum.
siz güzellik adına bir şey isterken kavgayla bunu başaramazsınız. Dünyada başaran yok. Merhamet ve güzellik sövgüyle ve kavgayla elde edilemez. Bunun adı savaştır. O zaman birisiyle sizin savaş etmeniz lazım. Savaş edebilmeniz için de mutlak ve mutlak karşınızda bir düşman oluşturmanız lazım. Şu anda dünyada yapılmak istenen şey bu. Cepheler oluşturulmaya çalışılıyor. Melike Hanım'a deniyor ki, Melike hakkını ara. Her toplum bunu söyler. Melike'nin bireysel olarak hakkını araman lazım. Ama Melike Hanım bu hakkı ararken birisini dövmeye çalışıyor. Feministlerin yüksek sesle konuşması buradaki kadar cinayetler konuşulmuyor ya, hani o beni çok şaşırtıyor. Bu yüzden çok bağırıyor olabilirler mi? Son 10 yıldır daha fazla cinayetler bağırılmaya başlandıkça cinayetlerin sayıları daha da artmaya başlıyor. Ya bu doğrudur yanlıştır diye değil. Hani bazen bir şey vardır ya. Hayır, siz bir anlıyorum. Ya siz bir uygulama, bir şey alırsınız. Hı. Telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz. Beğeniyorsunuz onu. Evet bu güzeldir diyorsun. İndiriyorsun. Bir ay kullanıyorsun. 3 ay, 5 ay. Aa diyorsun ki bu hiçbir faydası olmadı bana. O zaman ben bunu sileyim, başka bir uygulama bakayım. Bunu normal hayatınızda diyorsunuz da uzun bir zamandır şekil itibariyle uyguladığınız ama bir sonuç alamadığınız bir şeyin niye alternatifini konuşmuyoruz? Bağırıyoruz, kavga ediyoruz. Birileri işte sokağa çıkıyoruz, eylem yapıyoruz, bir yerleri yakıyoruz, yıkıyoruz. Onu suçluyoruz. Buna giydiriyoruz. Abi bir sonuç çıkmıyor. Çünkü hakikaten yani son dönemde verilere baktığımız zaman kadına şiddet veyahut da kadınlarla alakalı kadınların hayatının yaşam kaliteleri artması gerekirken aksine daha da eksiliyor ve daha da kötüye gidiyor. Yani bu yaklaşık 150-200 senedir o eğri hep kötüye doğru çıkıyor. Ya o zaman biz oturalım. Hani bunu çok ciddi olarak bütün hani kadın erkek cinsiyetin yanında bir insan olarak iletişimde algı dediğimiz bir şey var. Çünkü algılar insanların hayatındaki birçok şeyi artıya veya eksiye doğru düzeltiyor veya eksiltiyor. E o zaman bu materyalleri kullanalım. Bizim derdimiz kadının hayatının iyileşmesi değil mi? O zaman argümana, estrumana niye takılıyoruz? Niye estruman kıymetli oluyor? Benim derdim orası. Yani İsviçreli bunu düşünüyor. Fransız bunu düşünüyor. Fransa'dan ben idari hukuk veyahut da ceza hukuku şeylerin İtalya'dan ceza hukuku alır. Ya İtalya kurulduğu andan itibaren bütün şiddetin, eylemin ve çetelerin üzerine kurulmuş bir ülkeden ben ceza hukuku sistemini alıyorum. Sanki uygulamış, başarılı olmuş da bir de ben ondan alıyorum onu. Benim söylemem. Çok ufak bir şey soracağım. Bütün bu sistemdeki sorun bu sistemlerin yerel olmayışı mıdır? Değil. Çünkü ben burada sanki bunu anlıyorum. Hayır. Ben onu düzelteyim ya. Ben sadece oraya indirgemek de değil. Dünyadaki insanoğlunun koymuş olduğu normların zamana ve mekana göre devamlı reformlarla güncellenmesi gerekiyor. Hukuki bir zeminde sıkıntımız mı var? Oturalım çalışalım. Niye çalışamıyoruz? Niye biz devamlı birilerinden bir şeyler alarak yaralarımıza merhem olacağına inanıyoruz? Bugün aşıyı konuşuyoruz değil mi? Bir şeyin aşı olabilmesi için ne özelliği olması lazım? Kullanılmış, herhangi bir yan etkisi olmamış ve faydası kesinleşmiş olan şeye biz aşı diyoruz değil mi? Peki biz bir hukuka niye bunu söyleyemiyoruz? Hiç kimsenin uygulayıp da başarılı olmadığı bir maddeyi ben alıp kendime sırf batıdan geldi bu çok iyidir diye niye alıp uygulayacağım onu? Hangi maddeler sizin? Şu andaki medeni hukuk benim yazmış olduğum, benim çizmiş olduğum bir hukuk değil ki. Benim dediğim bu coğrafyanın, bu ülkenin çizdiği bir hukuk değil ki. Şunu söyleyebiliriz. Yeni bir cumhuriyet kurulmuştu ve bu cumhuriyet savaştan çıkmış birçok şeyini daha toparlayamamış. Zamanla toparlayacak. Onun için bir yerlerden bir toplama yapıldı. Abi tamam 100 yıllık bir ülke olduk. Kendimiz çalışalım. Melike Hanım'ın ihtiyaçlarına cevap versin. Liza'nın ihtiyaçlarına cevap veren hukuku yapmış İtalya. Benim ülkemde Melike Hanım'ın ihtiyaçlarına medeni cevap veren. Medeni kanun aslında revize edilir. Reform dediğimiz bütün her şeyin reforma tabi tutulması lazım. Bu sadece medeni hukuk değil. Ticari hukuk, deniz hukuku, hani ceza hukuku, usul hukuku. Şöyle size katılmam ama şu noktayı şunu belirtmem gerekiyor. Aslında hukuk çok yaşayan canlı bir kavram. Evet. Yani her gün günden güne revize olan değişen bir kavram. Zaten hani Yargıtay içtihatları, üst mahkeme kararları, günümüze uymayan kararlar varsa da zaten değişiyor. Hani kanun maddelerinin yorumu zaten apayrı bir uzmanlık konusu bildiğiniz gibi. Zaten kanun yaşıyor yani ve uygulayanlar o kanun için dolduruyorlar. O yüzden biz bırakalım Liza'yı, Melike'yi ya da Ayşe'yi, Fatma'yı. Bu kanunlara
bir kadının ya da bir erkeğin ihtiyaçlarına cevap veriyor mu? Temel ihtiyaçlarını, yaşama ihtiyacını, mülkiyet ihtiyacını, eğitim hakkını, oy hakkını kapsıyor mu? Önce bunları bir sağlayalım. Daha sonra Liza ile Melike toplumsal olarak ayrıysa onları tekrar değerlendirelim. Evet, kadın hakları kesinlikle olması gerekiyor. Ama bu STK'lar mesela Anadolu'da bir köye ulaşabiliyor mu? Yoksa İstanbul'un belirli zümresinde her mevsim yapılan seminerlerden mi ibaret kalıyor? Yoksa Anadolu'daki bir köye bu feminizm, kadın hakları anlatılıyor mu? O kadınlar da bu haklarını biliyor mu mesela? Ya şöyle, aslında feminizm bir noktadan tatlı su feminizmi olarak gösterilmeye çalışıyor. Böyle biz sanki cam fanuslarda her gün böyle kahvemizi içip işte iş hayatımızda laylaylam toplantılarımızı yaptı ya feminizm işte ya falan gibi konuşmalar yaptığımız düşünüyor mu? Tam tersine, evet, feminizm belki eğitim ve refah seviyesinin daha yüksek olduğu yerlerde nispeten daha çok dilde olabilir. Ama biz bir şekilde herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Neden ulaşmaya çalışıyoruz biliyor musunuz? Çünkü emin olun bizim hissettiğimiz toplumsal baskıyı onlar da hissediyorlar. Ya ben evet İstanbul'un göbeğinde hissettiğim toplumsal baskıyı o belki Gaziantep'te, o belki Kahramanmaraş'ta, o belki Konya'da daha çok hissediyor. Benden de daha çok. İliklerine kadar ise bu bir hissiyat. Her yerde kadın haklarına ve feminizme ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bütünüz yani. Bunun Anadolu'su, Avrupa'sı, işte İstanbul'u yok. Melike Hanım, vekaletini almadığınız bir kişiyi savunabilir misiniz hukukta? Vallahi ceza dosyasında vekaletimi sunacağımı sunarak savunduğum oldu. Ben size vekalet vermiyorum beni savunmak için. Siz beni savunabilir misiniz? Benim adıma konuşabilir misiniz? Hukukta böyle bir şey var mı? Hukukta böyle bir şey yok. Ben sizin demek istediğinizi anlıyorum. Siz o kadınların adına konuşamazsınız diyorsunuz. O kadınların hiçbir tanesi sizin ne kurumunuzu ne sizin durduğunuz yeri kabul etmiyorlar ve siz onların adına, onlar baskı görüyor, onlar onu yapıyor diye konuşamazsınız. Neden lütfen, biliyor musunuz? Haksızlık yapıyorsunuz onlara. Feminizmi erkek karşıtı, feminizmi kötülük olarak algıladığınız için o insanlar zannediyorlar ki. Bak halen daha suçluyorsunuz bizi. Halen daha beni suçluyorsunuz. Bir şey diyeceğim. Siz benim haksızlık yaptığımı söyleyerek beni suçlamıyorsunuz ama ben size karşı bir argüman söyleyemiyor muyum? Hayır. Bu mudur yani? Bir şey söylemiyorum. Siz, sizi kabul etmeyen, sizin varlığınızı, feminizmin varlığını kabul etmeyen bir toplumla alakalı siz yorum yapıyorsunuz. Artık toplum adına konuşmaya başladınız. Dinliyorum, buyurun lütfen. Ya o insanların sizden Anadolu ve sizin insanı, ne anlattığınızdan haberi benim annem haberi seni kabul etmiyor. Yani seni derken çok özür diliyorum. Yani samimiyetten gidiyorum. Eyvah. Buyurun. Benim annem, benim ablam sizi kabul etmiyor. Hı-hı. Ama birileri bu ülkede benim ablam adına konuşmaya çalışıyor. Hı-hı. Ve benim ablam bu hakkını savunamıyor. Benim ablam bunun sesini yükselttiği zaman ya arkadaş size ne oluyor? Siz kimin adına konuşuyorsun dediğin zaman o zaman bu da bastırılmış. Bak bu da onun için söylüyor. Bu çok sağlıklı. Bakın, ben bir geçiş değil ya. Ben kişileri bilgilendiririm. Oraya gider kişilerin haklarını anlatırım. Kişiler bu haklarını kullanmak isterler de istemezler. Amenna. Ama siz... Peki o yetkiyi siz nereden alıyorsunuz? Ben bir avukatım mesela. Kişileri bilgilendirmekle ilgili kendi yükümlülük hissediyorum. Hukukla ben çünkü beni bu toplum okuttu çünkü biliyor musunuz? Hukuk olarak tamam. Bir feminist birey olarak siz o yetkiyi birilerinin adına konuşma yetkisini kimden alıyorsunuz? Peki siz kimden alıyorsunuz beni kabul etmediklerini söyleme yetkisini? Kim, hangi denekler üzerinde beni kabul etmediklerini görüyorsunuz? Bakın ben onların adına konuşmuyorum. Onları yorumlamıyorum. Siz onlar adına konuşuyor, onların durumlarını yorumluyorsunuz. Ben de diyorum ki o kadınlar sizin bu duruşunuzu, verdiğiniz mücadeleyi, sonuna izin taktığınız bir şeyi kabul etmediklerini söylüyorlar. Hı. Ama siz onlarla alakalı yorum yapıyorsunuz diyorsun. Tamam. Size söylüyorlarsa çok iyi. Kadınların kabul etmediğini mesela miras hakkı, ben bunu söylerken de hakkı... bireysel olarak söylemediğimi lütfen ya, zaten bir şey olur. Kişisel olarak konuşuyoruz. Yani burada fikirsel olarak konuşuyoruz. Evet. Feministlerin aslında çok basit bir kaygısı var. Birincisi öldürülmek istemiyorlar. Yaşam hakkına saygı duygusunu istiyorlar. Bir ikincisi saygı görmek istiyorlar. Bir erkek kadar toplumda saygı görmek. Yaptıkları işin bir erkek kadar değerlendirilmesi. Dolayısıyla bir şekilde var olmak istiyorlar. Feministlerin aslında kaygıları çok temel kaygılar. Biz öyle İşte. O zaman anlatamıyorsunuz derdinizi. Yani belki de odur. Yani çok samimi olarak söylüyorum bunu. Az önce de söylediğim şey var ya. O zaman derdimizi anlatamıyoruz. O zaman argümanları değişin. Ölüm üzerinden, şiddet üzerinden, kan üzerinden, intikam üzerinden, farklı cinsiyetçilik üzerinden konuşmayın o zaman. Güzellik üzerinden konuşalım. Hep beraber konuşalım. Ben de iletişimciyim. Ben de konuşayım bunu. Güzellik üzerinden, merhamet üzerinden, yapı üzerinden, kaynaşma üzerinden, birbirini tamamlama üzerinden. Bunun üzerinden konuşalım o zaman. Biz yıllardır aynı kelimelerle konuşuyoruz ve bu eğri bir türlü aşağıya inmiyor. Yukarıya çıkıyor. Ben onun için söylüyorum. Biz evet. Cesetten beslenmiyoruz. Hiç kimse. Kimse yani, beslenmiyor. Bu ülkede kimse kimse ölsün istemiyor. Ama biz mevcut durumu söylüyoruz. Her gün bu ülkede açıyorum haberleri. Hepimiz aynı şeyi izliyoruz. 5-6 tane kadın öldürülmüş işte. Sevgilisi gelmiş apartmanın köşesine kıstırmış. Yok işte bir şeyler olmuş. Birisi birisini kaçırmış. Biz mevcut durumu söylüyoruz. Yoksa biz bu olayların fanı değiliz. Olsun keşke biz de bunları çanak tutalım derde değiliz. Yani eğer bir şeyleri değiştirmek çözüm olacaksa, birilerinin ölümünü engelleyecekse değiştirelim.
girelim. Kimse kanunlara, yasaya sıkı sıkıya sarıldı. Hayır, değil. Ama önce elimizdekileri doğru düzgün bir uygulayalım. Bakalım çözüm alabiliyor muyuz? Bence uygulamada sorun var. Evet, Melike Hanım, kapitalist firmalar kadını bir obje olarak reklamlarda kullanıyorlar. Peki feministler hiç buna karşı çıktıkları oldu mu? Feminizm genel olarak kadının metalaştırılmasına karşı bir oluşum. Toplumlar nezdinde bu şekilde etiketlenmesi, bu şekilde sürekli gösterilmesi hoş değil. Çünkü kadınların sadece cinsellikten başka da işe yaradığının bilinmesi gerekiyor bence. Kadınlar gerçekten zeki yaratıklar, kadınlar gerçekten becerikli yaratıklar, kadınlar gerçekten istedikleri her şeyi en az erkekler kadar yapabilecek yaratıklar. Dolayısıyla sadece seks olarak gösterilmeleri hoş bir durum değil kesinlikle. Feministler bunu desteklemiyorlar ama insanlar kendini ne şekilde rahat hissediyorlarsa feministler buna saygı duyar. Ben size ancak o şekilde söyleyebilirim. Peki feminin çıplak eylemleri var. Bizim ülkemizde de bazen radikal davranışlar sergilenebiliyor. Peki bunlar bizim geleneklerimize ya da toplum yaşamımıza uygun mu? Ya da bu şekilde radikal eylemlerle bir sonuç alınabilir mi? Yoksa tam tersine bir antipati mi oluşturur bu durum? Toplumda aile içi şiddet, aile içi cinsel saldırı, hayvana cinsel saldırı, kadına karşı cinsel saldırı bu denli had safhadayken bir bireyin kendisini çıplak biçimde sergileyerek bir şeylere baş kaldırmak istiyorsa bu eylemini sorgulamaktan ziyade bence bütün olarak zihniyeti sorgulamak lazım. Bu kadın ya da bu insan, bu birey neye baş kaldırıyor? Ne sorunu var ki toplumla? Bir şekilde kendisini görünür kılmaya çalışıyor. Ama o zaman çelişki olmuyor mu? Şimdi kadını cinsel obje olarak göstermeyelim deyip eylemde soyunmak bir çelişmiyor mu kendi? Bir şekilde eylem dediğin şey zaten bir baş kaldırıdır. İçinde bir isyanı barındırır. Zaten hani güllük gülistanlık toplumlarda kimse eylem yapıp bir şeye dikkat çekmeye çalışmaz. Ha bunu femen içinde söylemem bu arada. Yani çok radikal eylemlerin bütünü için lütfen dikkate alın. Eğer bu baş kaldırısını gösterme şekli çıplaklıksa, bunu kendi iradesiyle yapmışsa, ben özgür bir birey olarak, ben de bir kadın olarak, bu benim hoşuma gitmiyorsa kafamı çevirir, giderim. Çünkü benim bunu seçme hakkım var. Onun bunu yapma hakkı varsa benim de ona bakmama ya da ona eleştirme, ona hak verme hakkım var. Ama onda o protesto yapmaya hakkı var. Ama öteki açıdan bakacak olursak bence hiçbir şirketin, oluşumun, devletin ya da başka bir şeyin bir kadını sadece cinsellik objesi olarak gösterme hakkı yok. İkisinin arasında bence uçurumlar var. Ben bir kere bu şekli sevmiyorum. Yani eğer bir konuyu ele almamız gerekiyorsa bir kere gömlek ilk düğmeden yanlış ilikleniyor. Ondan sonra bir türlü düzelmiyor bu. Yani düzgün bir şeyi isterken hani legal bir şeye illegal bir yoldan ulaşamazsınız. Ulaşırsanız sonucu protesto legal. Protesto hakkı illegal midir? Hayır. İllegal olan nedir? İllegal olan kadının kesinlikle bir obje olarak cinsiyeti veyahut da seksiliği üzerinden dikkate alınmamasını isteyen bir topluluğun bunu dile getirmek için seksüel organlarını insanların gözünün içine sokması veya onu ön plana çıkarması bana illegal bir sonuç. Acaba ironi olabilir mi sizce illegallikten ziyade? Şimdi eğer siz bu işe ironi derseniz katliamlar bile ironiye girer bu bakış açısında. Onun için o sağlıklı bir yere gitmez onun sonucu. Söylemeye çalıştığım şey şu. Legal bir sonuç almak için başvurulan her illegal yol sonuçta legale çıkmaz. Ben bunun illegal olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda sizinle kesinlikle aynı kanaatte değilim. Yani hiç, bunun hani hiç problem legal değil. Yani hiç problem değil. Siz işte kafamı çeviririm. O orada özgürdür gibi hani kadınların o özgürlüğüne saygı duymak lazım. Aynı şekilde atıyorum dört duvar arasında eve hapsedilmiş diyorsun. Peki o zaman bu kadın da kalkıp mesela benim rahmetli anam onu derdi. Ben evimin içerisindeyim. İşime gücüme bakıyorum. Altta işte hayvanlarım var. Evim var. Çocuklarım var. Onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyorum. Böyle çok dışarıdan çok dünyayla da irtibatta kurmak istemiyorum ben. Dediğin zaman benim anam dört duvar arasında hapis değil. O da onun tercihi. Ve bir zahmet bakın, o onun tercihi ise zaten bir problem yok. Ama o onun tercihi mi? Ben çok onu sorguluyorum. Özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Şimdi o kadının eylem yapma hakkı diyorsunuz. Evet. O onun tercihi diyorsunuz. Aynı şekilde bir erkek soyunup eylem yapsa yine aynı şeyi düşünür müsünüz? Aynı şeyi düşünürüm. Hiç rahatsız olmam biliyor musunuz? Hatta tam tersine gurur duyarım. Bana kalırsa tacizci denir. Yok benim için hiç problem olmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü niye? Derim geçen ki... Geçen gün bir otobüste atıyorum bütün vücudunu her şeyini açıp orada oturan ama bir çocukla alakalı. Ama çok farklı Abdurrahman Bey. Bakın, eylem için yapmak ve şey için çok farklı yani. Durup dururken soyunmakla soyunmak aynı şey. Aynen öyle. Değiştiren şey amaç zaten. En başta yaptığınız eylemin amacı Peki, olayı buna değiştiriyor. Peki kim karar veriyor diyor?
görüyorum ben de. Bir olayın taciz mi olduğunu, sapıklık mı olduğunu yoksa eylem ve legal bir şey olduğuna kim karar veriyor? Bakın zaten ortada eylemi yapan bir örgüt var. Onlar zaten bir amaç doğrultusunda hareket ediyorlar ve o amaç doğrultusunda bir eylem yapıyorlar. Zaten mesela onlar onu... bir adam tek başına tek başına bir yerde soyunduğu için problem ama eğer bunu 30 kişiyle yaparsa bir grup halinde yaparsa bunu mu legalleşecek? Tek başına otobüste durup dururken hiçbir şey söylemeden, herhangi bir briefing vermeden, herhangi bir derdini anlatmadan soyunmakla orada bir eylem yapmak, toplanmak, bir briefing vermek, bunun neticesinde fiili eyleme dönüştürmek arasında çok büyük fark var. Brief vermede, briefing vermede, ortada bir slogan atmada, pankart açmada hiçbir problem yok. Tamam. Sadece burada çırılçıplak soyunarak insanların ahlaki değerleri üzerinden... Ahlaki değerler derken kime göre neye göre yani? İşte o hani bak çok az önce siz istediğiniz şeye kararı veriyorsunuz. Ama ben ahlak dediğim zaman ahlaki değerler kime göre? Ahlaki değerler bu topluma göre. %98'i Müslüman olan ve belli gelenek göreneklerle hayatını idame ettiren, 1000 yıldır bunun üzerine mücadele eden, Kurtuluş Savaşı'nda bunun için 400 bin can feda eden bir toplumdan bahsediyoruz. Bakın bu toplum... benim dinle alakalı da şehitlerle alakalı dinle, bir değil, derdim değil, yok. Din değil sadece. Bakın, ben olayı şuraya çekmek istiyorum. Bir... Çanakkale'de ölenler sadece din için ölmediler. Tamam, Çanakkale'de ölenler vatan toprağı için öldüler. Başka ne için öldüler? Ne için öldüler? Bu coğrafyanın değerleri için. Kahramanmaraş'ta sütçü imam, bakın, bu coğrafyanın Fransız değerleri askerine var niye peki saldırdı? Ben size dini değerleri de konuşuyorum. Biz şu an feminizmi konuşuyoruz ya. Ben peki, size bir şey benim derdim ezanlar, İslam, Hristiyanlık vesaire falan filan. Bu coğrafyada yerleşmiş kural ve kaideler var diyorsunuz ya. Evet. Ben de var diyorum. Evet. Ama içi boşalmış. Uygulanmıyor diyorum. Sonuç alınmıyor diyorum. İşe için... yaramıyor diyorum. Onun için soyunulması gerek demiyorum ama. Onun için baş kaldırılması gerek diyorum. Bak baş kaldırma, eylem yapma ayrı bir şey. Şimdi burada... Ama kişinin bunu nasıl ifade ettiğini de bırakın kişi karar versin diyorum. Karar versin değil mi? Vermediğinde aynı... ne oldu? Bakın şu anda siz bu soru şekliyle beni bir taraf olarak itiyorsunuz. Yani ne oldu? Hadi cevap ver. Bu ne oldu? Değil. Ben senden kendi görüşünüzü yani, rica ederim. Ben görüşümü söylüyorum zaten. Nötr bir durumla alakalı. Hadi bakalım ne oldu işte diyerek ben oranın tarafı değilim. Ben bu ülkede ahlakın tarafıyım. Ben bu ülkenin değerleri tarafıyım. Ben bu ülkenin içerisinde yaşayan insanların yaşamasından yanayım. Ha bununla alakalı söylediğiniz şu cümle evet bazı değerlerin içi boşalmıştır. Ne yapacağız onları? Bakın bir ne şey ne yapacağız? Söyleyeyim. Çöpe mi atacağız onları? Hiç, İçlerini dolduralım. Şunu söylüyorum size. İçlerini dolduralım. Dolduralım. İşte ama yani önce, ama önce ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım onu? Bir kadınlara bir kulak verelim. Bir seslerini duyalım. Bir yaptıklarını savaş olarak görmeyelim. Kadınlar meydanlarda çığırıyor. Kadınlar meydanlarda işte birileriyle savaşıyor vesaire değil. Kadınlar öldükleri için seslerini duyurmaya çalışıyor. Önce biz bu sese bir kulak verelim mi? Bu protestosun hoşunuza gider gitmez. X şekilde, Y şekilde, Z şekilde farklı bir şekilde mi yapılması gerekiyordu? Bu da bir görüştür. Melike Hanım. Ama sonuçta nedir? Sonuç nedir biliyor musunuz? Sonuç hiç değişmiyor. Bu coğrafyada insanlar ölüyor. Buna bir kulak verelim. Dünyada insanlar ölüyor. Dünyada kadınlar ölüyor. Evet ölüyor. Hiçbir ama... feminist dernek ne Melike Hanım ne bir başkası bu dünyada ölen kadınlar için tek bir kere sesini çıkarmıyor. Sadece ve sadece bir kadın kavramı üzerinden dönüp duruyor. Ben cuma, cumartesi, pazar hem Kilis'te hem Suriye'de hem Azez'de hem İdlib'teydim. Ben orada kadınlarla 3 gün boyunca program yaptım. Şu Türkiye'deki bir tane feminist derneği oradaki kadınlarla alakalı vallahi tek bir kelime kullanmadı. Hiç kusura bakmayın. Burada kadınlar ölürken biz kendi kanayan yaramıza yara bandı olmadan bak, biz nereye o zaman gidiyoruz? Bu ırkçılıktır. Bu söylediğiniz ırkçılıktır. Ben kesinlikle ırkçı değilim. Feministler ırkçı bakın, mıdır? Feministler ırkçı değildir. Irkçı değilse o zaman kadını bizim kadın, öteki kadın diye feministler ayırmayacak. Feministler ırkçı değildir. Uçakta bile siz önce maskeyi kendinize takarsınız, sonra yanınızdakine takarsınız. Biz maskeyi kendimize takamıyoruz. Bu, biz nefes bu ezber kelime. O zaman siz konuşurken bizim kadınlarımız diye konuşacaksınız. Bakın, hani o maskeyi ilk siz kendinize takıyorsunuz ya. Bizim kadınlar diye konuşacaksınız. O bizim kadın nereden başlar biliyor musun? İlk önce Beşiktaş'tan başlar. Sonra İstanbul'dan başlar. Tamam mı? Ama o bir türlü Anadolu'ya yayılmaz. Kadın her tarafta kadındır. Arap'ı da kadındır. Size bir şey İngiliz'i söyleyeyim mi? De kadındır. Kadın her yerde kadındır da. Evet. Önce elimizin değdiğine yardım edeceğiz. Sonra hep birlikte bakın, başka yerlere gideceğiz. Bakın burada yardımdan gideceğiz. Bahsetmiyoruz. Kadınlar yardıma muhtaç insanlar değildir. Ben kadına yardıma feminizm, muhtaç demedim feminizm zaten. Bir kere bunu öğrenecek. Kadınlar yardıma muhtaç, korunmaya muhtaç olarak ilk femin yani. Bakın zaten siz bizi korumaya muhtaç hale getiriyorsunuz. Bizim kimse tarafından korunmaya ihtiyacımız yok. Bizim toplum tarafından korunmaya. Siz diyorsunuz halen daha. Siz halen daha birilerini suçluyorsunuz. Bakın ben size hitap
suçlamayı... Hitap ediyorum siz diyorum bakın, ya. Bakın anladım anladım. Bak ben oradaki hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Kadınların hayatlarıyla alakalı, kadınların ama... Hı-hı. Kadınların öyle 3-5 tane İstanbul'da kendi isteklerini istedikleri gibi bağırma özgürlüğüne sahip kadınlardan bahsetmiyorum. Yeryüzündeki bütün kadınların haklarını savunacak bir platform kurulsun. Biz de o platform için gece gündüz çalışalım. Ama benim o kadın, bu kadın Diyarbakır anneleri 3 senedir bu ülkede şey 7-24 çocuklarını istiyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim bir mi? Bir feminizm çok derneği. Çok samimiyetsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü. Bak siz benim samimiyetimi sorgulamayın. Ben genel bu görüşü samimiyetim. Siz benim samimiyetimi... Hayır. Bakın lütfen. Samimiyetimi sorgulamaya başlarsanız olay başka bir boyuta kayar. Ben bu görüşü samimiyetsizliğini söylüyorum. Sizin kişisel olarak samimiyetinizle, samimiyetinizle ben bu görüşü savunan birisiyim. Yok. Ben bu görüşü savunan birisiyim. Ben bu görüşü samimiyetsiz buluyorum. O görüş samimiyetsiz değil. Bakın neden? 3,5 senedir... Neden biliyor musunuz? Siz, çocuklarını... Bir saniye ben bir derdimi anlatayım ben. Araya giren Melike Hanım siz bana niye söylüyorsunuz ya? Ben bir derdimi anlatayım. Bakın bir şey söyleyeyim, ben masada bile şu an baskı altına hissediyorum. Feminizmler konuşalım. O zaman, hadi konuşalım. O zaman ne hadi yapacaktınız biliyor işte. Musunuz? O zaman ne yap? İşte bak bu ne bilir biliyor musunuz? Bu çok güzel suçlamadır, mağduriyetle bakın, ayağa kalkmadır. Tamam. Yapmıyorum. Ben burada bayanım. Şu ana kadar ben size bir erkek uslubu mu takıldım size? Yok ben lütfen öyle bir şey ya. Söyledim mi? Ne zaman baskı bakın, altında hissediyorsunuz? Bakın bir cümlemi bitirmeme müsaade etmiyorsunuz ki. Abdurrahman Bey program konuşan başından benim, beri konuşuyorsunuz. Konuşan benim, ben anlatıyorum derdimi. Program başından beri konuşuyorsunuz ya. Buyurun, elin buyurun. Ya. Bak eğer buradaki bir erkeğe ben burada baskı altındayım diyen bir Bey, bayan bir bayan olacaksa o zaman siz bu programı sadece bayanlarla hayır, yapacaksınız. Bir erkeği davet etmeyeceksiniz. Sonra. Siz bana soru soruyorsunuz. Ben cevap vermeye başlıyorum. Tamam Melike özür diliyorum. Melike Hanım'ı çok konuştuğu zaman ya da bir şey olduğu zaman araya girmesi gerekiyor. Bizim görevimiz burada bu siz kişisel. Bakın, eğer Melike Hanım burada ben olsaydı ben onunla bakın, iletişime bak, geçecektim. Tekrar söyleyeyim ben iletişim mezunuyum. Ben de iletişim mezunuyum. Bir saniye lütfen. Hayır. Ben susuyorum buyurun sizi dinliyorum ben. Ben burada elimden geldiğince görevimi yapmaya çalıştım. Melike Hanım buyurun siz şey söyleyecektiniz. En son şunu söylüyordum. Ben bu görüşün samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum ya. Neden düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü bu görüş şunu söylüyor. Diyor ki medeni kanun okey İsviçre'den alındı. Hani Türk toplumuna uygun değil. Gereklerini karşılamıyor. Bir şeye hizmet etmiyor kadınlar namına. Yenisini yapalım. Ama bir yandan da ölümler var. Çeşitli sıkıntılar var. Mevcut durum var yani. Hani biz olanı söylüyoruz ama biz kimseyle savaşmıyoruz. Biz kimseyle bir kavga halinde değiliz. Biz sadece sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama bizden ne bekleniyor biliyor musunuz? Böyle hem öldürülelim, hem eziyet görelim, üzerimizde tepinilsin ama biz Norveç'teki Liza gibi olalım. Medeni bir şekilde gidelim, konuşalım, derdimizi anlatalım, gülümseyelim herkese, mavi boncuk dağıtalım, sessiz sakin bir şekilde bize çözüm önerisi sunulmasını bekleyelim. Öyle bir şey yok. Biz gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları dile getirirken de bazen bağırmak, bazen çağırmak, bazen çeşitli radikal yollarla sesimizi duyurmak istiyoruz ya. İşte bizim derdimiz bu. Bu masada bunları konuşabiliyor olmak. Yoksa yine çözüm önerisi varsa çözelim. Ama bizden kimse ölürken de sessizlik, sakinlik beklemez. Aslında bir çözüm önerisi sundu Abdurrahman Nedir Bey. Çözüm yani önerisi? Bu konuyla ilgili gerçekten bir şey yapılmak isteniyorsa hepimiz birleşelim. Bunda başta ben de olayım. Somut bir şeyler ortaya çıkaralım. İşte sosyal medyada ya da sokaklarda aranan adaletli olmasın da somut bir şeyler ortaya çıkaralım. Bu belki bir yasa olur, belki bir proje olur, belki işte Anadolu'ya yayılan bilmiyorum herhangi bir şey olur ama somut bir şeyler ortaya vallahi çıkaralım. Şey ben de bunun ilk başında yer alacağım diyor Abdurrahman Çok güzel Bey. Somut şeyler oldu. Mesela İstanbul Sözleşmesi vardı biliyorsunuz. Türkiye ilk imzacısıydı. Güzel adımlar atılıyordu. Hepimiz destekli. Biz kaybettiğimiz şeyleri istiyoruz önce. Güzel adımlar atılsın evet. İstanbul Sözleşmemiz geri verilsin mesela. Hani ya da bunun yerine yine benzer bir şey koyabiliyorsak koyalım. Hep birlikte yapalım bunu. Ya da biz yapamıyorsak başkaları çıksın yapsın. Biz de sonra görüp destekleyelim. Neden böyle sadece kadınlar bağırıyor, çağırıyor. İşte biz de onlara akıl veriyoruz. Bir şey yapması istiyoruz. Ama işte onlar yanaşmadığı için olmuyor. Yani çünkü onlar çok saldırgan ve agresif insanlar. Çünkü onlar çok öfkeliler. Çünkü onlar hep kavga etmek istiyorlar. Onlar bu şekilde alışmışlar. Evet desteğe ihtiyacımız var. Yapılması gereken yolun çok başındayız. Ama bir şeyler yapmak istiyoruz. Çünkü bu ülkede kadınlar ölmesin istiyoruz. Sonunda izm olan hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Cemil Meriç'in de tekrar altını çizmiş olayım. Sonunda izm olan her şey insana giydirilmiş deli gömleğidir. Bakışını da destekleyen birisiyim. Ama eğer bu sonunda izm olan şeyler kadınların haklarıyla alakalı bir mücadele çerçevesinde hareket ediyorsa benim gönlüm ister ki son 2,5-3 yıldan beri Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan, ellerinden alınan annelerin bir feryadı var ve bunlar kadın.
onlara da bakılsın. Hiç siyasi bir tarafına bakılmasın. Güzellikleri konuşalım, iyilikleri konuşalım. Kötülüklerin farkındayız. Hiçbirini kabul etmiyorum kötülüklerin. Ama ben o kötülüklerin hepsini iyiliklerin yeneceğine inanan birisiyim. Şimdi iyilikleri konuşalım diyorsunuz ya Abdurrahman Bey. Neden sadece iyilikleri konuşalım ki? Hem iyilikleri hem kötülükleri konuşalım ki. Bakın burada böyle bir şey oluyor. Ama hemen burada iyi şey de oluyor. Yani. Hemen cevap vereyim. Çünkü... Hemen cevap buyurun, vereyim. Soru buyurun, sordunuz. Buyurun, buyurun, buyurun. Çok uzun zamandır kötülükleri konuşuyoruz ve ama ciddi bir sonuç alamıyoruz. Ben de diyorum ki alternatifini deneyelim. İyiliği peki, konuşalım alternatif biraz. İyiliği konuşmak mı yani? Sizce bunun alternatifi iyiliği konuşmak mıdır? Yok. Şiddeti daha da mı çok konuşmak? Hayır, şiddet daha da çok konuşmak değil. Şiddeti engelleyecek önlemler almak. Tamam ya, tamam. Bunda, bu iyilikler hani Melike Hanım bunda %1 milyon ben size katılıyorum, kadın destekliyorum sizi. Kadın istihdamı, kadın doğumu, kalkıp işte yapılan yazılımlar bunu değiştirir mi? Hepsini bakın bir şunu söylüyorum size, hepsini de destekliyorum sizi. Hı hı. Ama bu söylem sadece Twitter'da hashtag açmaya benziyor. Bununla alakalı aksiyon alalım diyorum. Uzun zamandır şiddet, darp, tecavüz, ölüm, katliam bu kelimelerin içerisinde olduğu uzun uzun cümleler kurduk. Kurduk. Ve devamlı bu eğriyi yukarı taşıdı bu. Kurduk çünkü mevcut durumu anlattık. Bak niye kurdunuz? Keşke kurmasaydınız falan demiyorum ben. Farkındayım demiyorsunuz. Bu ama... kuruldu ama sonuç vermedi. Ama niye oldu, ısrar ediliyor? Diyor. Kuruldu ama sonuç almadı. Ben de size aynı şey söyleyeyim. Kuruldu. Kuruluyor. Sonuç almadı. Kurulacak ve bu kadınlar ölmeye devam edecek. Evet, bir sonuca varamıyoruz. Ben o de zaman, onu söylüyorum. İşte bak, ama sonuca gitmek bunun için karşılığı, bunu şiddetli bir şekilde arttırmak mıdır? Yoksa başka bir yollar mı bulmaktır? Abdurrahman Bey, çocuk bile düşer. Dizini kanatır. Orayı tutar. Ah der. O çocuk orada ah diyerek o yarasının düzeleceğini mi düşünür? Ama insani bir tepki verir. Bak tepkiye bir şey demiyorum ben. Tepkiye bir şey söylemiyorum. Sizin verdiğiniz tepki. Sizin verdiğiniz tepki. Evet, bizim kendi açıklamanızla haklı bir tepki ama bu tepki bir sonuç elde etmedi. 10 yıldır etmediği gibi aksi doğrultuda bu olayları daha da arttırdı. O zaman verdiğiniz tepki yanlış, bunu niye kabul etmiyorsunuz? Bence sorun tepkiyle alakalı değil. Çok özür dilerim. Buyurun. Cezai yaptırımlardan dolayı mı sonuç alınamıyor yoksa feministlerden dolayı mı? Bunu sosyolojik olarak oturup konuşalım. Cezai yaptırımların saçmalığı mıdır, bize mi uymuyor veyahut da ya arkadaş hani bazen vardır ya insanlar boş bir hard disk gibidir kafaları, doğarlar ve ondan sonra oraya bir şeyler bellek altına yüklemeye başlarlar. Çok fazla şiddetin konuşulduğu bir yerde büyüyen bir çocuk şiddete meyilli olur. Bu bir psikolojik tespittir. Biz psikolojiyle ayakta duran insanlarız. Biz robot değiliz. Bizim hepimizin bir psikolojisi var. Ve bu psikoloji bazı yerlerde çöküyor, bazı yerlerde restore ediliyor. Yahu her tarafta o kadar bir saçma sapan şeyler görüyoruz ki. Mesela onun yerine şöyle de bir şey söyleyeyim. Bir tane amcanın eşine çiçek sürprizi vardı amcanın. O fotoğrafı gördüm. Yemin ediyorum o kadar bir imrendim ona. O kadar bir mutlu oldum. Çiçek alıp eve gittim. Eşim dedi bana ki sen öleceksin herhalde, senin pek çiçekle işin olmaz. Şunu söylemeye çalışıyorum. İyilikleri de ön plana çıkarırsak birileri bundan imrenecek. Birileri bundan örnek alacak. Ve bazı ufak ufak da güzellikleri restore edelim, inşa edelim. Benim söylemeye çalıştığım o. Şu noktada size katılmıyorum. İyilikleri, güzellikleri evet gösterelim, söyleyelim. Ama bir yandan da kötülüklerin yok olması için bağırmamız gerekiyorsa, eylem yapmamız gerekiyorsa, eğer kötülükleri gözükmesi için onlara parmakla işaret etmemiz gerekiyorsa onu da yapalım. Onları tamamen yok saymayalım. Çünkü onları yok saymak, onları yok etmek anlamına gelmiyor. Güzellikle konuşmaya bizim de ihtiyacımız var. Mevcut durum izin vermiyor ki. Ben davanızdan vazgeçin demiyorum. Bu davadan vazgeçelim demiyorum. Neden olmadı biliyor musunuz? Çünkü bu davanın arkasında kadınlardan başka kimse durmadı. Bunun adı mazeret. Bunun adı mazeret değil. Biz kendi kendimize güzel, bunu yapıyoruz. Ne kendi kadar kendimize güzel buraya kadın, kadar geldik. Tamam. Bu karşılıklı buradan şey girer. Sonra da tamam. Şan. Doğrudur. Tamam. Şimdi Babala TV izleyicilerinin sorularına geçiyoruz. Ben tabii Abdurrahman Bey'e sorulara doymuyorum çünkü. Feminizm sizce erkeklerin mi, kadınların mı sorunu? Kadınların sorunudur. Feminizm kadın erkek eşitliği midir yoksa kadın üstünlüğü müdür? Kadın erkek eşitliğidir. Peki, teşekkürler. Kadınlar ve erkekler hangi konularda eşit? Yani fırsatta ve hukuk karşısında eşit, haricinde eşit değildir. Feminizm Türkiye'de kadıncılıktan öte neyi ifade ediyor? Eşitliği ve insanca yaşamayı, insan onurunu ifade ediyor. Antifeminizm sizce nedir? Feminizm diye bir şey ben kabul etmiyorum. Onun karşılığında da antifeminizm diye bir şey de yoktur. Feminizmin amacından saptığını düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Sadece o günün toplumlarına ve o gün insanlarına göre şekil aldığını ve sürekli değişen, gelişen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugünkü amacı da bugünün kadınlarına hizmet ediyor.
Neden cinsiyet eşitsizliğini savunuyorsunuz? Kadın erkek arasındaki temel fark nedir? Yaratılıştan itibaren bir fıtrat meselesidir bu. Yaratılışı ve fıtratı geriye koyup hiçbir şartı eşit olmayan, ne biyolojik olarak ne fizyolojik olarak, yani hiçbir şey eşit olmayan bir şey eşit diye kabullenmeye çalışmak insanın kendi beynine veyahut da kendi aklına yapacağı zulümdür. Feminist olmanızı etkileyen faktör ne? Feminist olmamı etkileyen birinci faktör içinde yaşadığım toplum, gördüğüm eşitsizlikler, üzerimde hissettiğim sosyal baskı. Evet, son soru. Karşı cinsten olsaydınız fikirleriniz aynı olur muydu? Yani kadın olsaydınız. Öyle bir şey değil ama ben mesela en büyük ablam gibi olmayı çok isterdim. Tam bir Anadolu kadınıdır. Ömrü etrafındaki insanların hayatına hep güzellik katmaya çalışan bir ablanın kardeşiyim ben. Ablamın hayatını yaşamak isterdim. Çok teşekkür ederiz sorularınız için. Bir sonraki konularımızda tekrar sizden soru almak istiyoruz. Yansıma programının bu bölümünde feminizmi konuştuk. Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun ve avukat Melike Binel konuğumuzdu. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederiz. Yansıma programının bir sonraki konu ve konuk önerilerini alttaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.